Gözlüğü çıkaralım. Hadi canım. Ayakkabının içine azıcık su girdi. Yine girdi. Allah'ım ya. Kamera da düşecek diye korkuyorum ha. Allah'ım. Esnediğimde hava çıkıyor nefesinden. Şey, buhar çıkıyor yani. Hava çıkıyor dedim. Allah'ım. İnsanın ömrüne ömür katar burası ya. Gerçi hiçbir Japon yok. Haftası olduğu halde. Biraz üzücü. Hoppa. Buradan bir tane selpak alalım. Elimizi yüzümüzü silelim. Japon böcekleri de beni merak ediyor. Kim bu? Kim bu diye. Ah. Aha. Bir dakika. Ay. Bağcıklarımı düzelteyim. Feci terledim ama. Oy oy oy. Güzeldi. Çok güzeldi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Her kim izliyorsa. Şu an mutlu olduğum bir şey var. Dönerken ki bisiklet yolu çok kolay olacak. Hmm.
dönerken hep yokuş yukarıydı. Şey gelirken dönerken hep yokuş aşağı. Yukarı bayağı merdiven var. Acaba bisiklet hala orada mı? Orada. Duruyor. Kocaman örümcekler var ya. Hop. Tamam. Ana basmadan geçtim. Hayır, beni zehirli bir örümcek falan sokmasa iyidir ha. Ne var? İnsanlar geliyor demek ki. İyi kötü. Şeyler var orada, çöp. Oh. Ah, geldim. Su için. Telefon. Harika. Bisikletimizi açtık. Defol, defol. Sinekçik, defol. Lan. Git oğlum. Anlıyorum, terli insan seviyorsun. Arkadaş. Sorry. Nice ne? Yare yare. Dönerken şey olacağı için gerek yok diye düşünüyorum. O yüzden motoru çalıştırmıyorum dönerken. Let's go. Ay 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 ay. Aşağı inerken çok zevkli olacak. Umarım siz de manzarayı görebiliyorsunuzdur. Aklınızda bir bulunsun arkadaşlar. Japonya'da bisikletleri kullanırken her zaman
soldan gideceksiniz. Sebebi şu. Soldan, arabalar da soldan gidiyor. Ve arabalar sizi görünce size vurmadan sağınızdan, solunuzdan her neyse geçebilirler. Ama eğer sağdan giderseniz karşı şeritten arabalar geldiği için, yani karşı karşıya geleceğiniz için arabaya vurma olasılığınız tabii ki var. Yani şu an frenleyerek gidiyorum. Hiç basmıyorum. Çok mutluyum. Kaname şelalelerini görmeye değdi. Evet, şimdi aşağı ineceğiz. Aşağı indikten sonra belki hatırlamıyorum. Kaname Falls'un tabelasını görmüşsünüzdür. Kaname Falls dediğinde sola girmiştim. Şimdi oradan o yola geldiğimde şey yapacağım. Sağ. Millet bakıyor. Ne bu deli diye. Buraya bisikletle gelip ne halt ya bu herif. Bir de bisiklet belli. Şeyden alınmış bir bisiklet. Kiralanmış bir bisiklet. Allah'ım manyağı nereden geliyor diye. Ufak bir shrine vardı. Demek orada onun için şey yapıyorlarmış. Durun size göstereyim. Oy. Ay ay ay. Onam şey motorsuz olduğunu unutmuşum. Ah. Ah tamam. Motorsuz çıkması gerçekten zor ya. Ah. Motorsuz ölüm. Anam anam anam. Bakın şurada neyle alakalı bir shrine, yani tapınak bilemiyorum ama şöyle 2 metre gideceğim zaten. Bakın sağda solda araba yok. Anahtar bırakmış insanlar. Biri çiçeklerini zaman zaman gelip yeniliyor galiba. Böyle yol üzerinde küçük tapınaklar olabiliyor. Siz de görün istedim. Bu arada bisiklette bu. Vitesi, motoru, size hayatınızı kurtaracak motoru. 4 kilometre yokuş tırmandırdı bana. Düşünün ki o kadar iyi bir bisikletçi değilimdir. O halde 4 kilometre yokuş çıktım. Ah, süper. İnsanın yüzüne karşı rüzgar esince saat kaç acaba? Dur bakayım. Saat 12. 2 saat olmuş ha. Yani bisikleti götürene kadar 5 saatim var. Şimdi bisikleti alıyorsunuz. Aldığınız günün akşamı saat 5'te geri bırakıyorsunuz haliyle. O yüzden benim de bugün 5 gibi şeyi götürmem lazım. Ama şöyle bir şey söylediler, o garibime gitti. Şehir merkezinde öğlen yemeği için restoranlar 2'de kapatıyorlarmış. Hani restoranda galiba yemeyeceğim öğlen yemeğini.
herhangi bir convenience store'a girip, yani Japonların dediğine kombiden alacağım. Convenience store'dan. Orada öğlen yemekleri oluyor. Isıtıp veriyorlar. Bazen soğuk veriyorlar. Ki gerçekten güzel oluyor öğlen yemekleri de. Hayatımda ilk defa bu sabah Japon stili bir kahvaltı yaptım. Çok güzeldi gerçekten. Eğer Hitoyoshi'ye gelirseniz benim gibi, Hitoyoshi Ryokan'da kalmanızı öneririm. Kadın sabah benimle birlikte yarım saat rota çizdi bana. Bugün şuraya gidin, yarın buraya gidersiniz vesaire diye. Kaç gün burada kalacaksınız diye konuştuk. Çok yardımcı oluyorlar. Hepsi çok iyi insanlar gerçekten. Ay ay. Sabah information center'a gittiğimde kadın hangi trene kaçta binmem gerektiğine kadar bana yazdı, verdi. Çok güzel her şey. Maşallah. Sadece Aso Dağı'na tırmanılamıyormuş. O üzdü beni. Ayın 11'inde Aso'ya geçeceğim. Orada Japonya'nın şu an en büyük aktif yanardağı. Volkanik dağ. Yani aktif derken dumanların zaman zaman yükseldiği, fakat tabii ki patlamanın gerçekleşmediği. Patlama gerçekleşse insanların çıkmasına izin vermezler çünkü. Ara ara sülfür gazı verdiğinde zaten yine dağa tırmanılmasına izin vermiyorlar. Zehirli gazdan dolayı. Fakat Kumamoto'da olan depremden dolayı galiba bir toprak kayması gerçekleşmiş dağda. Ondan dolayı şu an çıkılmasına izin verilmiyormuş. Çok bilmiyorum. Ben de gidince öğreneceğim. Belki direkt teleferikle tırmanılan bir yer vardı. Belki oradan izin veriyorlardır. Hiçbir fikrim yok şu an. Eminim güvenli değilse izin verilmeyecektir. Japonlar sizi sizden fazla düşünen bir millet çünkü. Çık ne halin varsa gör demiyor kimse. Adamlar senden önce 3 kere düşünüyor. Aa. Resmen serinlik vuruyor suratınıza. Şelaleden aldığım su, para verdiğim sudan çok daha iyi. Ay. Yokuşun bir de inişi olacağını biliyorduk. Bu tarafı Karadeniz'e çok benziyor. Mesela böyle dağların arasında giden yollar, etrafın yemyeşil olduğu yerler görmek istiyorsanız, hani Japonya değil de orayı görmek istiyorsanız, onları görmek istiyorsanız, özellikle Japonya, sadece yani bu doğayı görmek istiyorsanız Japonya'ya gelmek zorunda değilsiniz. Karadeniz'de de böyle bir doğa var. Karadeniz de çok güzel o açıdan. İnşallah video da düzgün gözüküyordur ha. Pek yolu göremiyor bile olabilirsiniz. Ya da sadece yolu değil, manzarayı görüyorsunuzdur, bilmiyorum. Bakalım. Oh. Oh. Otur otur, popom ağrıdı ya.
Bu yol nereye gidiyor acaba? Oh. Yola şu an girmeye cesaret edecek durumda değilim. Bir Japon olsaydım giderdim ama. Çünkü başıma ne geleceğini bilemiyorum. Buraya gelmek bile büyük bir maceraydı. Ah! Fazla kurcalamamak lazım. Eminim çok güzel yerler çıkabilir. Oradan da. Aslında çok güzel bir yol gibi gözüküyor ha. Buradan sol taraftan gidince biraz dönüp gitsem mi? Ne yapsam? Azıcık gidebilirim. Azıcık. Aklım kaldı. Hoppa! Oy, vites değişmedi bir an. Oy 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 oy. Motorsuz çok zor be. Hah. Yolun soluna geçmem gerekiyor. Evet. Yol buradan bakınca çok güzel gözüküyor. Siz belki göremediniz ama sol taraftan devam edince yavaş yavaş birazcık gidilebilir. Oy 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 oy. Oh. Sadece yol temiz değil. Öyle bir sorun var. Aa, ben bu yoldan gitmeyeyim. Bisiklete azıcık hop, sanki zarar verebilecekmiş gibi bisiklete zarar vermemesi için taşlar falan var yolda. Ben de düşebilirim. Gereksiz şeye yürünebilecek bir yol kesinlikle ama bisikletle gerek yok. Ayrıca gezeceğimiz daha birçok yer var. Ay ay ay. Hoppa. Oh, yine yolumuza devam. Kaname, bu solumdaki yerin şeyin yani Kaname Şelalesi'nin devamı. Solunuzda belki sesin duyuyorsunuzdur. Akan bir nehir var sol tarafta. O Kaname Şelalesi'nin devamı. Yani biz başlangıcına gittik diyebilirim.
Alevler başladı. Aa, bir serin hava vurdu yüzüme. Çok şaşan olduğu için frene basarak gidiyorum ben de. Çok fazla şey yapamıyorum. Hızlanmak istemiyorum. Zaten bisiklet konusunda, aslında genel olarak hız konusunda çok şey bir adam değilimdir. Kendime güvenemem. Gördüğünüz şeyler aslında sulak değil. Eğer tamamını göremiyorsanız pirinç tarlaları. Herkes kendi pirincini kendim yetiştiriyor. Bayağı burada pirinç tarlaları var çünkü. Bu şaşa çok güzeldi. Yine düzlüklere geldik. Şeyi çalıştırdım. Düzlüklere geldiğimize göre. Ay. Aa, bir dakika. Fotoğrafı çekmem lazım.
çok yerimde örümcek ağ varmış gibi hissediyorum. Sanıyorum hissetmekten fazlası yani var gibi sanki. Kadını korkuttum bir an, sola sanki kayacakmışım gibi. Bu bisikletlerin lastikleri çok ince olduğu için benim alıştığım seviyede bir rahatlıkta kullanamıyorum. Biraz daha alıştım. İlk aldığımda çok daha kötüydüm ama sanırım o yokuş öğretti. Aslında yiyeyim diyeceğim de bir yerde aç da değilim ki arkadaş. Kahvaltı güzel.